Nihal Hanım. Ne işin var senin burada? Ablanla ilgili konuşmaya geldiysen boşuna çeneni yorma. Bir dakika. Ben senin olayını anlamaya geldim. Az dur da konuşalım. Benim seninle konuşacak neyim olabilir ki? Doğru söylüyorsun. O zaman ben sorayım, sen cevapla. Boşanmışsınız Barış'la, doğru mu? Doğru. Ama bu Savaş'ın ablamla evlenip mutlu yaşayacağı anlamına gelmiyor. O zaman boşuna heveslenmeyin. Bırakmayacaksın değil mi işin peşini? Uğraşmaya devam edeceksin değil mi onlarla? Nereden anladın? Kenarda duracak bir tipe benzemiyorsun. Oradan anladım. Doğru muyum? Doğrusun. Öyle beni ellerinin tersiyle bir kenara itip mutlu yaşayacaklarını zannediyorlarsa yanılıyorlar. O yüzden son mutlu günlerinizin keyfini çıkın. Şimdi çekil, evime gireceğim. Kadınlardan da yürüyemiyoruz demek ha? Yok ablacığım, yok. Zaten baraka gibi bir yerde yaşıyorlar. Sayısız çocuk var ortada. Kim kimin çocuğu belli değil. Kadınlar var ya, nasıl korkmuş, ağızlarını açamıyorlar. Ya kendi ailesine acımayan bizim çocuğa mı insaf edecek abla zaten ya? Barış da ortada yok. Nerede ne yapıyor belli değil. Siz hala Barış'tan medet umuyorsunuz ya. Ben de onu anlamıyorum ha. Ya ne alakası var oğlum ya? Bir şey demeden çekti gitti, ondan merak ediyoruz. Etmeyin abi merak. Barış'ın nesini merak ediyorsunuz? Barış'tan bize sadece zarar gelir. Bak. Ne abla? Bak ben Nihal'in suratını gördüm. Suratında sadece öfke vardı. Ne gördün lan? Ne gördün? Senin gördüğünü biz de gördük. Hazımsızın teki işte. Abi sen benim duyduklarımı duymadın ama. Duysaydın böyle konuşmazdın zaten. Ne duymuşsun sen? Nerede gördün ki sen Nihal'i? Nerede gördüm? Evine gittim Nihal'in. Kapısının önünde konuştum. Ne? Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Ha? Fiko ile Kiraz ablamı delirtemedi, bir de ben deneyeyim mi dedin? Niye yapıyorsunuz oğlum böyle şeyler? Sana mı kalmış Nihal'le konuşmak? Bana kaldı abla. Evet bana kaldı. Sizin gözünüz kör olduğu için hiçbir şey göremiyorsunuz. Ben görüyorum her şeyi. O yüzden benim bir şey yapmam gerekti. O yüzden ben de gittim konuştum, tamam mı? Hı. Ne oldu? Kadının ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey oldu mu? Olduysa anlat. Ablacığım, o kadın bir şeyler planlıyor. Bir şeyler var kafasında. Patlatacak sizi, yemin ederim. Ne dedi bana? Kalan günlerinizin keyfini çıkarın dedi. Ne demek bu? Ya merak etmesin. Keyfini çıkardığımız falan yok hiçbir şey. Evlenmiyoruz da. Tamam. Sen onay verene kadar evlenmiyoruz. Barış'a da söyledim. Oldu mu? Rahatladın mı? Şimdi otur oturduğun yerde. Öyle sağa sola gidip rezil etme beni insanlara, tamam mı? Hadi abiciğim. Sen yat, sonra konuşuruz. Karıştırmışsın ortalığı zaten. Tamam abi. İyi geceler. Abla. Sen evlen gitsin ya. Ne bakıyorsun sen buna? O da seni korumak için uğraşmış yani, ne yapsın? Hadi yat, Allah'ını seversen yüzün sapsarı olmuş, hasta olacaksın abla. Bak yatmadın, bir tane daha bela geldi şu an. Bakalım bu sefer ne oldu? Bak izle şimdi. Ay tövbe de tövbe. Hüseyin abi hayırdır? Baban çağırdı seni. Cücüğün de orada bir emanetim varmış, gelsin alsın dedi. İyiymiş bu saatte ya. Eyvallah abi, tamam. Hadi eyvallah. Babam beni çağırıyormuş. Ne istiyor ya? Ne bileyim ben. Duramıyor bensiz bu aralar. Hemen gidip bakayım. Aman iyi. İyi, anahtarını al da git. Tamam tamam, hadi. Ne istiyor yine? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.